Haberin merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar. Sevgili izleyenler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayız. Evet, 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nın 138. yıl dönümü münasebetiyle bugün Erzurumlular Aziziye ve Mecidiye tabyalarına yürüdü. Sabah namazı ile birlikte tekbirlerle Aziziye tabyalarına doğru yola çıkan Erzurumlular 138 yıl önceki kahramanca savunmayı hafızalarında yaşadı. Küçük çocukların, bastonlu dedelerin ve ninelerin bulunduğu binlerce Erzurumlu ellerinde bayraklarla 4 kilometre uzaklıktaki Top Dağı'nda bulunan Aziziye tabyasına kadar yürüdü. İşte bunlar çok önemli. Harbinde gösterdiği mücadeleyle kahramanlaşan Nene Hatun'un bulunduğu şehitliği ziyaret eden Erzurumlular Kur'an okuyup dua ettiler. Peygamberimizin hanımları, bizim annelerimizin de ruhlarına başladık. Haberdar eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, bunların hepsinden meydana gelen selamımıza şu anda başında Erzurum Valiliği tarafından organize edilen programda tabyalara gelen binlerce Erzurumlu kahraman şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunup hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Şehit ve gazi yatağı Aziziye tabyalarına akın eden Erzurumlar duygu dolu anlar yaşadı. Erzurum'da 1877-1878 yıllarındaki 93 Harbi'nde Aziziye tabyalarında şehit düşenlerin anısına Aziziye kahramanları off-road yarışı düzenlendi. Erzurum'da 1877-1878 yılları arasındaki 93 Harbi'nde Aziziye tabyalarında şehit düşenlerin anısına Aziziye Kahramanları Offroad yarışı düzenlendi. Erzurum Valiliği tarafından geleneksel hale getirilen Aziziye Tabyalar Yürüyüşü'ne destek olmak ve tabyaları gündeme getirmek için yarışların düzenlendiğini belirten bayram, Aziziye Kahramanları Offroad Yarışı Nene Hatun etabında kadınlar yarıştı. Yarın tabyalar yürüyüşünün ardından Aziziye'nin kahraman komutanı Yerbay Bahri adına düzenlediğimiz etapta da erkekler yarışacak dedi. Rize'nin Ardeşen ilçesinden yarışmacı olarak katılan İlknur Çırakoğlu da çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Daha önce buna benzer organizasyonlara izleyici olarak katıldığını dile getiren Çırakoğlu, yarışmanın mana açısından çok kutsal olduğunu ifade etti. İlk katıldığım için bazı zorluklar oldu ama güzeldi. Bir daha katılacağım galiba. Bizde çok büyük mutluluk var. Çünkü ilk yarışımız ve ilk galibiyet. Çok daha mutluyuz artık. Yani yarışlara devam. Evet.
Atatürk Üniversitesi 2015-2016 akademik yılı açılış töreni düzenlendi. Atatürk Üniversitesi 2015-2016 akademik yılı açılış törenine Sayıştay Başkanı Doçent Doktor Recai Akyel, Erzurum Valisi Doktor Ahmet Altıparmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir, Zehra Taşkesenlioğlu, Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, MHP Milletvekilleri Profesör Doktor Kamil Aydın, Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hikmet Koçak, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Yaylalı, öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler adına açılış konuşmasını yapan Hukuk Fakültesi öğrencisi Elif Nur Abuşoğlu, "Bizler akademik birikim ve becerimizi donanımlı olarak geliştirerek kendine güvenen, yenilikçi, milli değerlerle donanmış olarak ülkemizin yönetiminde söz sahibi olacağız," dedi. Ülkemizin aydınlık yarınlarında söz sahibi olacağız. Saygıdeğer konuklar, Atatürk Üniversitesi öğrencileri olarak bizler kendimizi bu ailenin birer ferdi olarak görmekte, bunu da büyük bir gurur ve kıvanç vesilesi olarak değerlendirmekteyiz. Akademik açılışın terör olayları nedeniyle geciktiğini belirten Rektör Hikmet Koçak, "Bu yılki açılış törenini gecikmeli gerçekleştiriyoruz. Gerek bölgemizde cereyan eden olaylar, gerek son dönemlerde patlak veren terör olaylarında çok sayıda vatandaşımızın yaşamını yitirmesi, çok sayıda asker ve polislerimizin şehadet çerbesini içmesi hepimizi derinden yaraladı. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, şehadete eren kahraman şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz," dedi. Bu yılki açılış dönemimizi biraz gecikmeli gerçekleştiriyoruz. Gerek bölgemizde cereyan eden olaylarda, gerekse ülke içinde patlak veren terör olaylarında çok sayıda vatandaşımızın yaşamını yitirmesi ve çok sayıda asker ve polislerimizin şehadet şerbeti içerek darbekaya iştihal etmesi hepimizi derinden yaralamıştır. Buradan yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, kahraman şehitlerimizin aziz hatıraları karşısında saygıyla eğiliyorum. Sağlık Eski Bakanı ve Erzurum AK Parti Milletvekili Recep Akta, "Bu güzel memlekette, Türkiye'mizde, Türkiye Cumhuriyeti'nde kardeşliği ilelebet hakim kılmak ve bu kardeşlikte geleceğe umutla, güvenle ve huzurla bakmak bizim görevimizdir. Herkesin de buna hakkı var. AK Parti iktidarı yeni Türkiye'de bize böyle bir gelecek vaat ediyor," dedi. Eski Sağlık Bakanı ve Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, ülkede terör belası denen fitnenin çıkarıldığını, terörü beslemek üzere bir ırkçılık fitnesinin de çıkarıldığını belirterek, "Bu ülkede insanları etnik kökenlerine bakarak ayırmak mümkün değildir. Bizler ortak bir tarihi paylaşıyoruz, ortak geçmişi paylaşıyoruz ve ortak bir geleceği paylaşacağız. Belki bundan da daha önemlisi, bizler birbirimizin kardeşiyiz. Bu ülke topraklarındaki insanlar olarak birbirimizin kardeşiyiz," dedi. Akta, "Dolayısıyla bu fitneye kim ayakta tutmak isterse, bu fitnenin ateşini kim alevlendirmek isterse, bilsinler ki biz Erzurumlular, Erzurum'dan gür bir sesle bugün bir kere daha haykırıyoruz. Bu fitne ateşini söndürmek boynumuzun borcu olsun. Bu güzel memlekette, Türkiye'mizde, Türkiye Cumhuriyeti'nde kardeşliği ilelebet hakim kılmak ve bu kardeşliğe geleceğe umutla, güvenle ve huzurla bakmak bizim görevimizdir. Herkesin de buna hakkı var. AK Parti iktidarı yeni Türkiye'de bize böyle bir gelecek vaat ediyor. Allah'ın izniyle bu ülkeyi hep birlikte zenginleştireceğiz. Bu ülkeyi hep birlikte kalkındıracağız. Bu ülkede herkes 80 milyon bu ülkenin güzel Türkiye'mizin eşit vatandaşları olarak huzur, güven ve refah içinde yaşayacaklar," dedi. Akta, PKK terör örgütünün Türkiye'de belinin kırıldığını ve güvenlik güçlerinin bu ülkeden bütün terör örgütlerini def etmeye muktedir olduğunu sözlerine ekledi.
Evet, yaz saati uygulamasının sona ermesiyle birlikte saatler gece 4'ten itibaren 1 saat geri alındı. Kış saati uygulaması 1 Kasım milletvekili genel seçimi sebebiyle 8 Kasım'a ertelenmişti. Yapılan yeni düzenleme ile 25 Ekim'de geçilecek kış saati uygulamasına 8 Kasım tarihinde geçilmesine karar verilmişti. Yaz saati uygulamasına 7 Kasım'ı 8 Kasım'a bağlayan bu gece sona erdi. Saatler bu gece 04'ten 03'e alındı. Bakanlar Kurulu kararıyla yaz saati uygulaması kapsamında gün ışığından daha fazla yararlanmak ve elektrik tasarrufu için saatler 29 Mart'ta 03'ten itibaren 1 saat ileri alınmıştı. Yaz günlerinde gün ışığı yani aydınlık saatler çok daha uzun olmasına rağmen hala tasarruf için saatlerin niçin 1 saat ileriye alındığı çoğunlukla anlaşılmaz. Bunun en kısa açıklaması gece zamanını da gündüze katmaktır. Ama bizler zaten karanlık olan saat 24'te değil de 23'te yatmamızın ülkemize ne kazandıracağını genellikle anlayamayız. Saatleri ileri almanın kış mevsimiyle alakası yoktur. Kış aylarında standart zaman uygulanır. Ancak yaz günlerinde çok uzun aydınlık geçen bir zaman süresi vardır. Amaç bu sürenin başlangıcını ileri kaydırarak akşam olma süresini bir saat uzatmaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen şahıs emniyet müdürü çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen şahıs emniyet müdürü çıktı. Mahkemeye sevk edilen emniyet müdürü ÖK serbest bırakıldı. İddiaya göre sosyal medya üzerindeki bir hesap üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edildiği ihbarı üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Savcılığın ihbarla ilgili olarak yaptığı tahkikat ve teknik inceleme neticesinde hesabın Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde görevli emniyet müdürü ÖK'ye ait olduğu belirlendi. Şüpheli emniyet müdürü gözaltına alınarak telefon ve bilgisayarına el konuldu. Emniyet müdürü ÖK, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeliğe sevk edildi. Emniyet müdürü ÖK ifadesinde hesabının bir yıl önce şifrenin kırılmaya zorlandığını, durumun bundan dolayı kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Hakim, şüpheli emniyet müdürü ÖK hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine karar vererek serbest bıraktı. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Sevgili izleyenler, daha fazla haber ve ayrıntıyı Kanal 25'in Facebook, Twitter ve internet sitesinden bulabilirsiniz. Yayında ve yapım demeyi geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.